Herkese merhaba arkadaşlar. Birçok sınavda karşımıza çıkan uluslararası kuruluşları bu videomda sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu kuruluşları sayalım. Birleşmiş Milletler, UNESCO, Avrupa Konseyi, Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı, D8 ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, İslam Kalkınma Bankası, Türk Konseyi yani Türk Keneşi, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu kuruluşlardır arkadaşlar. Türkiye'nin üyesi olup kurucusu olmadığı kuruluşlar da Kuzey Atlantik Örgütü yani NATO ve Dünya Ekonomik Forumu'dur. Bunlara sonradan üye olmuştur. Türkiye'nin üye olmadığı kuruluşlar ise Avrupa Birliği, G7 ülkeleri, Arap Birliği, Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, Şangay İşbirliği Örgütü Türkiye'nin üye olmadığı kuruluşlardır. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi New York'tadır. Daimi veto yetkisi olan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'dir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür söyleminde kastetmiş olduğu ülkeler bu beş ülkedir. Bu ülkelerin daimi veto yetkisi vardır alınan kararlarda. Son üye Güney Sudan ile beraber toplam üye sayısı 193 olmuş. Resmi dilleri Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Rusçadır. Temel organları Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Ulusal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Sekreteriyadır. Antonio Guterres genel sekreterlik görevini şu anda yürütmektedir. Evet, örgüt yapısını inceleyecek olursak Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik Sosyal Konsey, Genel Sekreterlik, Uluslararası Adalet Divanı, Vesayet Konseyi örgüt yapısını oluşturmaktadır. Bu örgüt yapısındaki birimlerden Güvenlik Konseyi'ni biraz inceleyeceğiz. Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler'in yürütme organıdır. Daimi üyesi olan ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın veto hakları bulunmaktadır. 10 tane geçici üye vardır ve bunlar her 2 yılda bir seçilmektedir. Türkiye'de 2009 yılından beri geçici üye olarak bu konseyde görev almaktadır. Ancak Türkiye'nin de veto hakkı yoktur. Şimdi Birleşmiş Milletler'le ilişkili yardımcı kuruluşlar var. Bunların birçoğunu medyadan duyuyoruz, biliyoruz. Mesela UNESCO eğitim, bilim ve kültür alanında çalışmalar yürütüyor. Merkezi Paris'tedir. UNICEF çocuklar üzerine projeler yürütüyor. Merkezi New York'tadır. Dünya Bankası Washington. Dünya Sağlık Örgütü Cenevre. Özellikle koronavirüs salgını döneminde adını sıkça duyduğumuz bir örgüttür, kuruluştur. Merkezi Cenevre'dedir. Dünya Ticaret Örgütü Merkezi Cenevre. Gıda ve Tarım Örgütü yani FAO Merkezi Roma'dadır arkadaşlar. Gıda ve Tarım Örgütü'ne 2020 yılı Nobel Barış Ödülü verilmiştir. Açlığa karşı, kuraklığa karşı yürütmüş oldukları projelerden dolayı. Uluslararası Çalışma Teşkilatı Cenevre, BM Çevre Programı Nairobi, IMF Washington olarak bunlar da BM ile ilişkili yardımcı kuruluşlardır. Evet, gelelim diğer örgütümüz, kuruluşumuz Kuzey Atlantik Antlaşması ya da Kuzey Atlantik Örgütü yani NATO. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya'ya karşı 1949 yılında kurulmuştur. Soğuk Savaş döneminde ABD'nin başı çektiği NATO ve Sovyet Rusya'nın başı çektiği Varşova Paktı bulunmaktaydı arkadaşlar. Dünya kutuplaşmış bir vaziyetteydi siyasi olarak. Üye sayısı 30'dur. En son Kuzey Makedonya üye olmuştur.
Türkiye NATO'ya 1952 yılında üye olmuştur. Kore Savaşı'na asker gönderilmesi vaadiyle, şartıyla Türkiye NATO'ya üyeliği yapılmıştır. Merkezi Brüksel'dir. Genel sekreteri daha önce Norveç Başbakanı olan Jens Stoltenberg'dir arkadaşlar. Evet, NATO üyesi olan ülkeler buraya sıraladım. İsteyen not edebilir ya da tek tek okuyabilir. Evet, Avrupa Birliği. Avrupa Birliği bildiğimiz gibi ülkemizin de yıllardır girmeye çalıştığı, uğraştığı, didindiği bir birliktir. Evet, birlik Avrupa ülkelerinin ekonomik alanda işbirliği yapmaya başladığı 1951 yılında Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda'yı içeriyordu. Bir kömür-çelik anlaşması oluşumu çerçevesinde ilk birliğin temelleri atılıyor. Birlik 28 ülkeyi içeren mevcut boyutuna Hırvatistan'ın 1 Temmuz 2013 tarihinde katılımıyla ulaştı. İngiltere ise 2020 yılında birlikten ayrılıyor arkadaşlar. Bu sürecin adına Brexit deniliyor. Sonrasında ise 27 üyeye düşüyor. Ben buraya yanlış yazmışım. Özür dilerim. 27 üyesi olması gerekiyor şu anda. Aday ülkeler Türkiye, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya. Yani Kuzey Makedonya. Potansiyel aday ülkeler Bosna Hersek ve Kosova olarak geçiyor. Genel merkezi Brüksel'de, parlamento merkezi Strasbourg ve Lüksemburg'dadır arkadaşlar. Norveç, İsveç ve İzlanda Avrupa Birliği'ne üye değildir. Ayrıca hani Avrupa Birliği'ne bizim giriş sürecimiz de 1960'lı yıllarda başlıyor. En son 2005'te müzakere süreci başladı. 16 yıldır müzakere süreci devam ediyor arkadaşlar. Evet, gelelim Avrupa Konseyi'ne. Avrupa Birliği ile bunu karıştırmıyoruz arkadaşlar. Benzer yönleri var ama daha farklı bir oluşum. 1949 yılında kuruluyor. Avrupa Konseyi deyince mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni aklımıza getirebiliriz. Avrupa Konseyi'ne Beyaz Rusya, Kazakistan ve Vatikan hariç tüm Avrupa ülkeleri üyedir arkadaşlar. Türkiye de üyedir. Türkiye hatta kurucu üyesidir. Evet, kurucu üye kabul ediliyor. Merkezi Strasbourg kentinde Fransa'nın. Kurumun Avrupa Birliği ile herhangi bir organik bağı bulunmuyor. Ayrı bir teşkilat ancak Avrupa Birliği bayrağını kullanıyor. Yani bildiğimiz mavi zemin üzerine yıldızların olduğu bayrağı kullanıyor. Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği'nde yakın bir işbirliği söz konusudur. Şu an Avrupa Konseyi'nde 47 ülke bulunmaktadır. Türkiye anlaşmayı 1949 yılında imzalamıştır. Türkiye, Yunanistan ile birlikte Avrupa Konseyi kurulduktan sonra konseye ilk giren üyeler oldukları için kurucu üye statüsünde kabul ediliyor arkadaşlar. Yani Avrupa Birliği ayrıdır, Avrupa Konseyi ayrıdır. Sadece bayrakları ortak ve Türkiye kurucu üyedir Avrupa Konseyi'nde. Evet, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, yani OECD kısaltılmışı, 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi'ne dayanılarak 1961'de kurulmuştur. Savaş sonrasında Avrupa'nın toparlanması amacı vardır. İlk önce bunun için kuruluyor. Bir Avrupa'da örgüt kuruluyor. Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü. Onun devamı niteliğinde oluyor. Örgüte halen 36 üye ülkesi vardır. Türkiye bu örgütün kurucu üyesidir. Merkezi Paris'tir. Bir de bu oluşumla ilgili, örgütle ilgili bilmemiz gereken bir şey arkadaşlar. Burada yazacaktım ama yazmayı unutmuşum. Söyleyeyim o zaman büyük harflerle. Bu okulların, daha doğrusu eğitim sıralamasının yapılmış olduğu PISA sınavını Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü düzenliyor arkadaşlar. Yani bu PISA sınavları işte Türkiye'nin bir dönem çok kötü olduğu eleştirildiği ama son 2 yıldır yükselişe geçmiş olduğu PISA
sınavlarını arkadaşlar Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü düzenliyor. Bu da bu örgütle ilgili, bu kuruluşla ilgili bir ayrıntı bilgidir. Evet, diğer ülke oluşumumuz, örgütümüz petrol ihraç eden ülkeler örgütü. Adı üzerinde petrol satan ülkelerin oluşturduğu bir oluşumdur. Merkezi Viyana'dadır. Temel amacı petrol fiyatlarını dengelemektir. Kurucu üyeleri Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve Venezuela'dır. Evet, burada Venezuela'ya dikkat edelim. Hani belki bir soru olarak gelirse Amerika kıtasında olduğu için hani kurucu üye olmayabileceği düşünülebilir. Hani Orta Doğu coğrafyasından bir ülke düşünülebilir hep kurucu üyelerinde, ama Venezuela kurucu üyelerindendir. Katar, Libya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, Ekvator, Gabon ve Angola sonradan bu birliğe, örgüte katılıyor. Katar ise 2019'da bu örgütten ayrılıyor arkadaşlar. Gelelim diğer örgütümüz, teşkilatımız Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, yani AGİT. Avrupa'nın güvenliği amacıyla, istikrarın sağlanması amacıyla kurulmuş olan bir örgüttür, bir teşkilattır. Son halini ve AGİT adını 1 Ocak 1995'te almıştır. Daha önceki süreçlerde farklı isimlerde yer alıyor, konferans şeklinde değerlendiriliyor, düşünülüyor. En son da 1995'te son halini almış oluyor. Bazı kaynaklarda bu 95 1994 olarak da geçiyor arkadaşlar. Yani şurada zaten ben bilerek 1 Ocak 1995'tir dedim. Çünkü bu son halini aldığı konferans 94'ün sonunda başlıyor. 1 Ocak'ta bittiği ve bu karar alındığı için hani 94-95 arasında farklı kaynaklarda ben rastladım. Yani bu da aklımızda bulunsun. 57 üyesi olup merkezi Viyana'da bulunmaktadır. Türkiye'de kurucu üyedir. Ekonomik İşbirliği Örgütü 1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kuruluyor. 1992 yılında Orta Asya Cumhuriyetleri ve Azerbaycan'ı da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Tarihi köklerinde Sadabat Paktı vardır Cumhuriyet döneminden. Birlik aynı zamanda Türk-Fars ortaklığını, ortak Selçuklu kültürünü yansıtmaktaymış. Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün genel merkezi ve kültür bürosu İran'da, ekonomik bürosu Türkiye'de, bilimsel bürosu ise Pakistan'dadır arkadaşlar. Böyle bir farkı var. Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan üyeleri arasındadır arkadaşlar. Evet, diğer örgütümüz, kuruluşumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü. Türkiye önderliğinde 25 Haziran 1992'de kurulmuştur. Üyeleri Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Sırbistan'dır. Merkezi İstanbul'dadır. Adından da anlaşıldığı gibi hani Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler oluşturmuştur üyelerini, ama Karadeniz'e kıyısı olmayanlar da bu örgüte dahildir. Mesela Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, bunların kıyısı yoktur. Sırbistan'ın da yok. Evet, ama yine de bu işbirliği örgütünün içindedir. Yunanistan'ın da yok. Merkezi de İstanbul'dadır arkadaşlar. Evet, İslam İşbirliği Teşkilatı Eylül 1969 tarihinde Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanıp İslam ülkelerini çatısı altında toplamak üzere kurulan 57 üyeye sahip uluslararası hukuk tüzel kişiliği haiz bir uluslararası teşkilattır. 2011 yılında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen İslam Konferansı Teşkilatı'nın 38. Dışişleri Bakanları toplantısında alınan karar gereğince örgütün ismi İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirildi. Yani diğer adı arkadaşlar
İslam Konferansı teşkilatıdır. Sonradan İslam İşbirliği adını alıyor. Merkezi Cidde'dedir, Suudi Arabistan'da. Türkiye kurucu üyedir. İslam aleminin tek çatı altında toplandığı tek kuruluştur arkadaşlar. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın en önemli özelliği budur. Şangay İşbirliği Örgütü, bu da Türkiye'nin üye olmadığı örgütlerden biri. 1996'da Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Çin ve Tacikistan tarafından kurulmuştur. Merkezi Çin'in Şangay kentidir. Üye ülkeleri ise Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan'dır. Türkiye diyalog ortağı olarak oluşumda yer alıyor. Resmi dilleri Çince ve Rusçadır. Evet, gelelim önemli bir teşkilat olan TÜRKSOY'a, yani Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı. Geniş çaplı bir teşkilattır arkadaşlar. 1993'te Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye tarafından kurulmuştur. Türk halklarının birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek için çalışmaktadır. Merkezi Ankara'dır. 2020 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Hiva kentidir arkadaşlar. Özbekistan'ın Hiva kentidir. 2021 yılıyla ilgili bir bilgiye ulaşamadım. Hani aday şehirler olduğuna dair haberler vardı, yazılar vardı ama 2021 yılı herhalde daha seçilmemiş, belirlenmemiş. Eğer sizin bir bilginiz varsa yorumda belirtebilirsiniz. Bir de arkadaşlar, bu teşkilatın çok çalışması var. Yani TÜRKSOY'un Türk devletleriyle ilgili ama benim dikkatimi çeken ve yeni öğrenmiş olduğum mesela Türk Vizyon şarkı yarışması. Hani Eurovision'a alternatif olarak düzenlenen bir yarışma. Ve hani sadece devletler değil, hani bağımsız devletler değil, aynı zamanda Çin'de, Rusya'daki özerk cumhuriyetler, özerk Türk cumhuriyetleri ya da Türklerin azınlık olarak yaşamış olduğu işte Belçika'daki, Avusturya'daki, Polonya'daki, Irak'taki Türklerin de topluluk olarak katıldığı bir yarışma. En son yarışma 2020 yılında online olarak düzenleniyor. Tabii ondan önce bir 4 sene düzenlenmemiş. İlk olarak da 2010'ların başında düzenleniyor. En son online düzenlenmiş. Merkez İstanbul kabul edilmiş. Ve Ukrayna birinci olmuş. Ukrayna'dan katılan yarışma ekibi birinci olmuş. Amblemi de Anka kuşu arkadaşlar. Yani bu da bir ayrıntı olarak durabilir. Bu aklınızda bulunsun. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız yani Google'dan araştırabilirsiniz. Değişik bir şey aslında. Hani daha fazla gündeme gelmesi güzel olur medyada. Evet, bir diğer Türk oluşumu, Türklerin oluşturduğu oluşum, Türk Konseyi, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi. Bir diğer adı Türk Keneşi diye geçiyor arkadaşlar. 2009'da merkezi İstanbul'da olmak üzere kurulmuştur. Kurucu ülkeleri Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan. Sonradan Özbekistan katılmıştır. Türkmenistan üye değildir. Aynı TÜRKSOY gibi. Bunda da amaç Türk devletleri arasında tarihi, kültürel, siyasi, ekonomik işbirliğini arttırmaktır. Evet, D8 ülkeleri 1997 yılında Necmettin Erbakan önderliğinde kurulmuştur. Refah Yol Hükümeti döneminde. Üyeleri Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, İran, Mısır, Türkiye ve Nijerya'dadır. Genel merkezi de İstanbul'dadır. Bu ülkeler aynı zamanda arkadaşlar İslam İşbirliği Teşkilatı üyesidir. Evet, G7 ülkeleri uluslararası hükümetler formudur. 7 gelişmiş ülkenin oluşturduğu bir oluşumdur. En kapitalistlerin oluşturduğu ülke bir oluşumdur. Yani G7 Grup 7 olarak geçiyor ama biz onlara kapitalist 7'ler diyebiliriz. Evet, dünya ekonomisinin %65'ini bu ülkeler oluşturmaktadır ve birçok 3. dünya ülkesinde bu ülkeler sömürmeye devam etmektedir. Evet, gelelim G20. G20 ülkeleri de arkadaşlar 19 ülkeden oluşuyor. G7'nin biraz daha genişletilmiş hali.
19 ülke ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşmaktadır. Yani toplam 20 ülkeye denk gelmiş oluyor. Üye ülkeleri Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği komisyonudur. Yani Türkiye G7 üyesi değildir ama G20 üyesidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.